İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Gökmen Özanak ve Sinan Engin ve ben Deniz Ertem Şener'le bugün yine çok çok özel bir yayında karşınızdayız. Evet, Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e acaba protesto olacak mıydı? Skor ne olursa olsun protesto olacak diyenler çoğunluktaydı. Sinan Engin geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Şenol Hocam Konya Spor maçında Alas mı aladık diyebilir şeklinde diye. Çünkü protestolar olabilir demişti. Ve gerçekten de protestolar oldu. Sadece Şenol Hoca'yı mı? Hayır. Yer yer zaman zaman Fikret Orman'a, Fikret Orman ve yönetimine enteresan bir şekilde neden olduğu bilinmez. Ve tabii ki I Love You Guti sesleri. Bunların hepsini konuşacağız, hepsini tartışacağız, hepsini anlatacağız. Bu akşam yine sevgili seyirciler, etiketimiz, Twitter'da etiketimiz Beyaz Futbol Ailemiz. Beyaz Futbol Ailemiz etiketini yine hashtagleyerek sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bu akşam olumlu, olumsuz eleştirilerinizi Beyaz Futbol programı içerisinde arkadaşlarımız içeride rejiden geçecekler sevgili seyirciler. Evet, Beşiktaş çok zor geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın Konya Sporu'nu 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lakin burada maç öncesinde konuşulan, tartışılan konulardan birisi de şuydu. Şenol Güneş acaba Aykut Kocaman'ın elini sıkacak mı, sıkmayacak mı? Aykut Hoca'nın yanına gitti, kucaklaştı, elini sıktı, daha doğrusu elini sıktı. Hoş geldin dedi ve sonrasında maç başladı. İki teknik adam arasında biliyorsunuz uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Milli takım teknik direktörü olmasaydı acaba bu olur muydu, olmaz mıydı? Fotoğraf bu, görüntü bu. Sinan abi, öncelikle bu fotoğrafla başlayalım, sonrasında maçı da soracağım. Normal olması gereken, yani Ertem, iki tane futbol adamı. Yani normal iki tane insanın, normal yani çok falan abartılacak, büyütülecek bir şeydir. Ayrıca da Şenol Güneş bundan sonra da milli takım hocası olacağı için de dolayısıyla bu hocalarla devamlı görüşecek. Normaldir bu, demeçler veriliyor diyor. Siyasetçilere bakıyorsun, birbirlerine kadar ağır sözler söylüyorlar. Tabii canım. Bir bakıyorsun görüşüyorlar yani. Dolayısıyla bu da çok normal yani, bana göre çok abartılacak bir şey değil yani. Normal, ben bekliyordum bunu zaten. Asla yani. Normal değil. Niye hocam? Asla değil. Neden? Bakın. İyi değil. Bana göre değil tabii. Bana göre normal. Tamam. Olması gereken. Zaten, futbolda zaten bu sana olması bana, gerek. Tabii, sana tabii, bana gayet, tabii gayet. Futbolda herkes sertlik olur, şu olur, bu olur ama bir insanın kanı üzerinden, kan nerede dedikten sonra. Tamam. Mesela ben burada kafama bir şey düştü. Tamam. Beni aldınız, hastaneye götürdünüz. Evet. Bir basın mensubu dedi ki yalan. Ahmet'in kafasına bir şey düşmedi. Düşmüş gibi, nerede kan, nerede kardeşim dediği an ben evet. O adamla hayatım boyunca konuşmam. Hocam o normal. Beni aynı şekilde eleştirebilirsin. Saçmalıyorlar dersin, hocam, hakaret normal, ediyorlar dersin. Hocam normal düşmanlı. Hayatta olabilen bir şey. Hayır abi. Bu futbol kulüplerini hocam camiaları temsil ediyorsun. Tamam. Şimdi hepsi camiaları temsil ediyor ve camiaları temsil ettiğin zaman ona göre davranman lazım, kurumlara göre. Bu mecburidir ama istersen görüşmezsin. Normal hayatta merhaba demezsin, lokantada görürsün, o ayrı bir şey. Ama orada bunu yapmak zorundasın. Bu böyledir. Ben Aykut'un Şenol Hoca'yı sevdiğini düşünmüyorum. Şenol'un da Aykut Hoca'yı sevdiğini çok düşünmüyorum. Niye merhaba diyeyim o zaman? Ama hocam, bugün öyle bir kural mı var? Sinan, hayır. Öyle bir kural var. Hoş geldin kuralı hocam. Kurumları temsil ediyorlar. Bunlar birisi iki tane büyük camianın hocaları bunlar. Mecburlar. Bu şekilde davranmak zorundalar. Örnek olmak zorundalar. Nasıl örnek olmak zorundalar? Örnekti. Örnek. Ne münasebeti ya? Öteki türlü geçen sene Şenol Hoca şov yaptı. Gerçek veya değil. Hocam, onu tartışmıyorum. Bugün ayıplanırdı. Ama bir meslektaşının baban yaşında veya abin yaşında bir meslekte kan nerede kardeşim kim diyen adamın ben gidip hocam bugün sıkmam. Bugün ayıplanırdı. Bakın bugün Şenol Güneş eğer Aykut Kocaman'a merhaba demeseydi, hoş geldin demeseydi ben en önce ayıplardım. Hayır, misafir gelmiş, senin evine gelmiş, hoş geldin diyeceksin. İstersen ondan sonra da görüşmezsin. Kalkıp oğlum, da müzik. Yani çay pasta ikram edilmedi, bilmem ne yapılmadı. Kısacası hoş geldin denildi, bitti gitti. Benim. Bu kadar. Şimdi ama şöyle bir şey var kardeşim, tamam da. Neçede ne olursa olsun sen kafasına bir madde gelmiş. Fark etmez abi. Olur mu ya? Fark etmez. Yapma Sinancığım. Bu kadar abi öyle şey olur mu? Konuşulur ya. Ya. Ne alakası kafasına, hoş geldin kafasına denmez bir ya. Şey geliyor. Kafasına bir şey geliyor. Kafası yarılıyor abi, maçta. Bu, sen diyorsun tamam, ki. Bu tartışılır bir şey değil ki, herkesin bir dünya görüşüyle ilgili bir şey. Şöyle. Yani kafasına geliyor bir şey, kafası yarılıyor. Kan nerede falan diyorsun yani. İstediği ağır eleştiri yapabilir. Yok yok. Bakın yok, istediği ağır eleştiri ama değil. Ben yarın ben de, statta bir araya geldiğin tamam. Zaman hoş geldin birbirleriyle
kucaklaşmak zorunda. Bugün aynı şekilde Şenol Güneş merhaba demeseydi hayır derdim hoca yanlış yaptın. Sinan, yapma senin ya. Evine hayır. Canım kardeşim yapma. Sen benim onurumla oynayacaksın. Abi, benim kafama bir cisim gelmiş. Kafam yarılmış. Maç tatil bir... oluyor. Ve öyle enteresan ki yani benim aleyhime bitiyor olmaz, maç. Olmaz bu bir nezaket. Yok abi yapma Şenol ya. Şenol Güneş bu hareketiyle büyümüştür. Bu bir nezakettir yok. Şenol Güneş yok, bu değil. Hareketiyle abi, büyümüştür. Ben de selam ver orada taraftan hiç, ne derse desin. Bakın taraftarla falan. Hiç. Arkadaşlar bakın bu burada bir kurum temsil ediyor. Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. Camia adına rakip takımın teknik direktörüne kendi bireysel hıncını taşıyamazsın. Cami adına gidip ona hoş geldin demek zorundasın. Bu bir nezakettir. Yakışanı budur. Bakın yakışan nasıl budur. Teknik direktörler, yöneticiler çıkıp da futbolcuları sahada taciz ettikleri zaman taraftara nasıl katı davranıyorlar? Nasıl katı aynı davranıyorlar? Şey değil, aynı şey abi. Değil abi. Aynı şey ya yapmasın. Benim görüşüm. Tamam, olabilir. Ayrı bir şey. Ben de söyleyeyim mi görüşümü? Bir ben söylemedim. Söyle. Ertem sen evet. De... Sen söylemedin ama senin söyleyeceğin bir tahmin ediyorum. Yok ben tahmin ediyorum seni. Az çok biliyorsun. Çünkü sen dostluk barıştan yanasın. İstersin böyle şeyler. Ben de ben gerçek olan şeyi savunurum böyle. Samimiyeti severim. Bu gerçeği. Bu bence samimi bir fotoğraf değil. Tamam. Şenol Hoca milli takım teknik direktörü olmasaydı bu görüntü yoktu. Olmayacak. İşte şunu söyleyeceğim. Ben samimiyeti savunurum falan derken burada herkes samimi düşüncelerini söylüyor zaten. Sinan Engin. Yok fotoğraf samimi değil. Ha, fotoğraf değil ama hepimiz yani kendi fikrimizi söylüyoruz. Tabii. Şimdi Sinan Engin'in söylediğine ya öyle olmaz denmez. Gökmen abininkine de denmez. Çünkü bu dünyaya bakışımızla ilgili bir şeydir. Ben de şahsen Gökmen abi ve Ahmet Hoca gibi düşünüyorum. Ben şu hareket futbolda olur, siyasette de oluyor. Bugün birbirlerinize sövüyorlar. Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi mesajlar. Kabul edilebilir bir şeyse midesi geniş olanlar için kabul edilebilir. Benim midem o kadar geniş falan değil. Bir insan çıkıp bana sahtekar derse ki bu sahtekar demektir. Başında kanman olmadan oralara yattın, battın, tiyatro yaptın demek. Sen sahtekarsın, yalancısın demektir. Bunu açık konuşalım, açık net. Şenol Güneş de eğer hakikaten numara yapmadıysa, ciddi şekilde yaralandıysa, kendisine sahtekar diyen bir adamla dostane görünmesi tamamen absürt bir şeydir ve gereksiz bir şeydir. Ben de bunu hiç sevmedim bu resmi. Hani bu centilmenlik veriyorum. Bunlar evet Sinan'ın dediği gibi büyük kulüpleri temsil ediyorlar. O zaman büyük kulüpleri temsil ederken dikkat edeceksin söyleyeceğin laflara. Adam ertesi gün 3 yıl önce söylediğini vallahi getirirler adamın karşısına. Ondan sonra böyle apışık kalırsınız. Şimdi, ben de bunu hiç sevmedim. Hiç. Şimdi bakın. Samimi de bunu. Benim görüşüm Sinan. Bak, o zaman taraftarları falan. Yazıyorum. Yanlış bakın, yapan taraftarı yöneticini falan kimseye eleştirme hakkı yok. Şimdi Güneş Ayıkçı kavgası yaptılar o zaman. Bizi birbirimize soktular taraftarları. Bunun şimdi bir midesizlikle bilmem neyle falan alakası yok. Bana göre diyorum. Bana. Benim midem kaldırmaz. Ben bana sahtekar yalancı diyen bir adamla şapur şupur öpüşmem. Bakın aynı şey değil. Benim midem kaldırmıyor. Bakın bu bir şey söyleyeceğim sana. Bakın en notu bakın şu soru çok güzel bir soru. Bu samimi mi? Evet. Bunu buradan gidelim. Ha bana onu derseniz derim samimi değil derim. Niye yapıyorsun samimi olmayan bir şeyi? İşte mecbursun. Camiaların adına rakip takımın hocası hoş geldi. Şimdi ikisi de Türk futbolunda efsane çok önemli kendi camialarında kendi görev yaptıkları yerlerde çok sevilen insanlar. Dolayısıyla bugün ya o ona selam vermedi, bu ona selam verilmedi dediğin zaman daha ağır eleştiri. Bu eleştiri de olabilir. Yani bu iyi niyetten hiçbir zaman zarar gelmez. Ben bunu midesizlik veya öyle şey olarak görmüyorum. Ha samimiyetsizlik diyebiliriz ama Şenol Güneş büyüdür onun ve Aykut Kocaman'ı affedebilir. Arkadaşlar insanlar nelerde neler affediyor. Hoş geldin demesi de gayet normal çünkü bir futboldur bu. Bu bir samimiyettir, futbol dostluktur, arkadaşlıktır. Ne dersen denen bir sürü demeçler veriliyor, ediliyor. Kim kime neler yani, söylüyor. İyi mi? Hep sarılıyorlar birbirlerine. İyi mi abi? Abi hepimiz yapıyoruz. Bakın herkesin ben yaptığı şeyler. Abi ben birine küfür edersem. Abi şimdi küfür edersen. Ya taciz Sinan. Birine sahtekarsın sen. Taciz bana taciz. Mesela ya Sinan abi samimi bana... olmadığını kabul ediyor zaten. Yani, onu anlatıyor. Ya ben anlatamıyorum. Samimi ben değil yani. Diyor. Tamam başka samimi değil ama diyor. Topluma diyor örnek olmak zorundalar diyor. Aynen öyle. Hoş geldin. Şimdi, yani bunlar ya ertesi tamam gün da. Öğlen seninle yemek yiyelim Aykut'cum gel abi, demiyor. Tamam da. Hoş geldin. Şimdi topluma örnek olmak mı yoksa topluma kötü örnek olmak mı? Birleştirici. Özür duyuyorlar yani. Topluma kötü örnek olmaktır bu. Ya özür duyuyorlar. Her şeyi yapın sonra yalandan öpüşün. Yani riyakar olun demektir topluma. Bu toplumdaki gençler riyakar olun diyorlar. Ne yaparsanız yapın sonra bir şey yokmuş gibi öpüşün demek topluma kötü örnektir.
Şimdi Abdul bir şey diyelim. Şenol Güneş, Aykut Kocaman'a dün hiç bugün suratına bakmasaydı. O da onun bakmasın. Hayır, ben hissedilir diyecektim burada. Ya ayıp insan senin evine gelmiş ne olursa olsun bir hoş geldin diyeceksin. Nihayet ne siz futbol adamısınız, örnek teşkil ediyorsunuz. Lütfen. Yapmayın bakın sahada kavga eden futbolcular ne yapıyorlar seramide birbirleriyle tokalaşıyorlar. Yapmayın arkadaşlar olaya bu şekilde bakmayalım. Sinan, kavga başka bir şey bak tekmeleşirsin küfürleşirsin bu başka bir şey. Hocam burada, bu güzeldir. Bu i̇şte kötüdür. Futboldaki, bu rüya, bak, bu işte futboldaki futbolu... insanların söz meclisten dışarı ne kadar riyakar, hocam, ne kadar samimiyetsiz, ne kadar ya yolunda, ne kadar dündündür dediklerini ya görüyorsun. Ya samimiyetsiz dediği zaman, menfaatçi, onu da tamam. Bir dakika Hükmen abi, ya samimiyetsiz dediği zaman, ben bunu söylediğim zaman, delikanlı olun futbolcular dediğim zaman ortalığı ayağa kaldırırız. Herif gitti armayı öptü bir günde. Evet. Ben buna karşı çıktım. Ha bir dakika ne? Özür dilerim bir saniye ben anlatayım olayı. Doğru söylüyor. Ben diyor buna ki, karşı çıktım. Tolga Arslan konusunda Fenerbahçe'ye transferi konusunda Serdar Aziz ve Tolga ile ilgili olarak samimi olun. Riyakarlık yapmayın dediğinde formayı öpmeyin. Aslanım böyle yapmayın dediğinde diyor ki siz diyor o zaman diyor gerçeklerin kim dışında kaldınız diyor. Bize mi suçlama? Bana mı suçlama? Bana mı suçlama? Hayır hocam. Tolga diyor o formayı işlerlikle öpmedi ki diyor. Gittiği takımın formasını öperek. Riyakarlıktan bahsediyoruz. Tolga ve Serdar gittiği takımların formasını öperek kime terbiyesizlik saygısızlık yapıyorlar? Ben kime yalancı diyorlar? Ben kime sahtekar diyorlar? Ben daha önce hiçbir arma öpmedim dediğin zaman eski camialar benim için önemli değil demek istiyorsun. Bakın bu ne tahsil öper. Neyse arkadaşlar çok fazla eksenetler. Bakın bu bir burası savaş meydanı değildir. Burası bir futbol meydanıdır, futbol camiasıdır. Futbol camiasında futboldan önce ne diyorlar? Ben zeki, çevik, ahlaklı, peki savaş çıkmadı mı iki camia arasında? Geçen sene. Ama bunu da göstermek, lazım. Çıkmadı mı arasında? Bakın, bunu da göstermek lazım. Bunu kimse yemez, bunu kimse yemez. Bunu kimse yemez. Realist bakmayın olaya. Bakın beyler, bunu kimse yemez. Sana yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmayacaksın ha, bu kadar net. Bunu kimse yemez. Mustafa Kemal ne demiş? Bir dakika, Mustafa Kemal ne demiş? Ben, Ulu Önder, evet. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyorum. Aynı zamanda ahlaklısını severim. Rahmetli Ulu Önder 80 yıl önce çözmüş bizim sporcuyu. Çözmüş bizi. Sporcuyken hiç gibi bizim futbol aleminin ne kadar riyakar, ne kadar menfaatperest. Bunu genel anlamda söylüyorum. Özellikle bu ikisi için söylemiyorum. Ne kadar yolunda, ne kadar... sportif ahlaktan yoksun olduğunu Ulu Önder 80 yıl önce keşfetmiş. Hocam bu genelleme. Zeki değiliz. Hocam efendim, şey çevik iş değiliz. Futbolda özellikle. Efendime söyleyeyim ne kadar ahlaklı olduğumuzda tartışılır. Sen, sana sallayan bir adam evet. Senin mekanına geliyor. Senin şuraya geliyor. Nereye? Sen de şuraya televizyona geliyor. Evet. Adamı gördün merhaba demeyecek misin? Ne sallaması? Bak. Bir insan bana bir yani, müsaade et. Ne salladı? Futbol kuralları içinde Sinan, salladı yapmayın. Bir basın mensubu veya bir antrenör bana şunu diyebilir. Sizler peşin hükümlüsünüz, kötü yorum yapıyorsunuz, hak yiyorsunuz, hakaret ediyoruz. Bunların hepsi eleştiri. Ama örnek şu. Benim buradan kafama bir şey düştü. Yayını kestiniz, reklama gittik. Ahmet kan revan içinde ambulans gitti. Spor bir tane de spor muhabiri dedi ki veya spor yorumcusu. Ahmet Çeker sahtekardır. Dümen yaptı. Kafasına yalandan yere peruk gibi bir şey düştü. Kanman yok. Kan nerede dediği vakit bu kapıdan içeriye giremez. Biz sen bir futbol camiasında evet. Hiç bu zamana kadar bir hocanın bir hoca hoş geldin demediğine rastladınız mı? Rastladım. Rastladım. Ümit Özat'la Şenol Güneş. Çok rahatladım. Gençler Birliği maçı. Hiç. Ankara'da. Hocam, Ümit hayattaysa hocam, söyler. Bir şey söyleyeceğim. Çok evet. Farklı bir şey o. Nasıl farklı o bir şey? O farklı bir şey. Ümit'le şeydeki konusu farklıydı. Çok bireyselleşti o. Bu böyle değil. Bu tamamıyla camialarla genel anlamda bir şey yaptı hocam. Bakın ben, yapmayın. Ben şunu bu söyleyeyim. Bir. Görüntü samimi değildir. Gerçekçi tamam değildir. Işte. Birbirlerini tamam. Sevmiyorlar ama bu evet. Görüntüyü vermek zorundalar. Evet. Şimdi sahtekarlık mı? Senin camiada yazıklar olsun. Adam Sinan, bir dur. Ya hocam sahtekarlık yapmayalım burada. Adam şunu diyorsunuz. Kendiniz diyorsunuz ki sonra. Adam bir günde riyakarlık yapıyor. Gidiyor arma yapıyor. Arma öpmek riyakarlık değildir. Şimdi ya ben sana başka bir şey soracağım. Sen Beşiktaşlısın değil mi? Sinan, sen Beşiktaşlısın değil mi? Beşiktaş taraftarını kınıyorum. Beşiktaş taraftarı bu akşam nankörlük ve ayıp etmiştir. Şenol istifa ha. Hocam siz, konudan konuya iç içe bu. Aynısını Süleyman Seba'ya yıllar önce sinkaflı bir şekilde sinkaf git hocam, diye. Neye geliyoruz? O da mı normal Sinan? Hocam bırakın böyle. Eksajer etme. Yalandan tribünden oynamayalım. Herkes
herkes neyse doğruyu söyleyelim ama bir söylediğinizde eski önce söylediğiniz çelişmesin. Yok. Bak hiç ben çeliş... diyorum ki bu bir normaldir ama adam bir günde gidip arma öpüyor. Onu da normal diyorsunuz. Abi, o zaman bu da normal. Çelişki var diyor. Yaptığınız yorumlarda çelişki var diyor. Ben ne rica ediyorum kardeşim? Ben burada... Siz ediyorsunuz ki... Bir dakika. Ne var? Kimde kaldı? Kimi kırmış, kimi hakaret etmiş diyorsunuz. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum ya da Beşiktaş'ta. Almamı öpüyorum. Yeni gelmişim. Evet bir günlüküm. Bu kime hakarettir? Kime hakarettir bu? Bu iki kardeşimiz, bu iki arkadaşımız birbirlerine resmen sahtekar, yalancı... Kandırıkçı demişlerdi. Bir, son olarak şunu söyleyeyim. Bugün bu görüntüye bak şu fotoğrafa Aykut Kocaman fanatikleri var. Aykut Kocaman'ı çok sevenler. Bir de şuna Şenol Güneş'te keşke sarılmasaydın o adama demişlerdi. Çünkü Aykut Kocaman fanatikleri Şenol Güneş'ten bu tartışmalar yüzünden nefret ediyorlar. Bak sana açık ne söyleyeyim. Şenol Güneş'i sevenler de Beşiktaşlar ve Trabzonlar Aykut Kocaman'dan zerre miskal haz etmezler. Şenol Güneş'i Aykut Kocaman'a böyle sarılırken falan gördülerse kesin onlar da bizim gibi hiddetlenmiştir. Olay bu kadar açık ve net. Zaten tribünlerde Sinan abicim özür dilerim. Onun için şu görüntüden sonra I love you Guti sesini yükseldi. Evet, tamam yani, abi sen. Niye taraftan, birbirlerine... Bu görüntüyle alakası yok yapmayın. Forumlarda şu yazıyordu Sinan abi. Şenol Hoca Aykut Kocaman'ın elini sıkma. Ya o ayrı bir şeydir ama I love you Guti farklı bir konu. Sinancığım bak taraftarları ne hale getirmiş bakın, bu iki arka bakın, ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi de bir şey yokmuş bu gibi. Daha bu gerginliği daha arttırmaktır. Selam vermemek demektir. Hiç alakası bakın, yok. Bakın ben öyle benim dünya görüşüm. Ya olabilir zikir sahibi yaşıyor. Tamam, ben tamam, doğru. Daha futbolcu delikanlı olsun dediğim zaman tabii. Bunlar kardeşim ilk günde gidip de yani anladın mı böyle ya, affedersin yanlış anlaşılmasın. Yani tespitte yalakalık yapmaya gerek yok. İlk günden ben bunu söylediğim zaman bu da bana göre eyyamdır. O da öyledir. Ya fikir ayrılığı. Ya Sinancığım. Kardeşim tamam. Fikir ayrılığı. Ama tamam, şimdi ben size bir soru soruyorum. Bana bu akşam efendi diye geçinen Beşiktaş taraftarının yaptığı işi bir anlatın bakayım Ertemciğim. Neymiş? Ne yaptılar Ertem? Sen hocam anladın. Söylüyorum. Önce söyle. Takım sahaya çıkar çıkmaz ama olayı şuradan almam lazım. Başlayalım. Nereden alacaksın? Anlatıyorum. Hocam anlatsın ya. Milli takıma giden, milli takıma gittiği için, teknik direktör Şenol Güneş milli takıma gittiği için ve geçen hafta bizde büyük ses getiren Sayın Nihat Özdemir'in yeni Futbol Federasyonu Başkanı bence bizce Haziran ayından itibaren geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı bize. Gizli gizli görüşüldü Yıldırım Demirören'le, Sayın Yıldırım Demirören'le Şenol Güneş gizli gizli görüştü dedikten sonra taraftar bugün Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş'in aleyhine protestoya şöyle başladı. I love you Guti, I love you Guti, I love you Guti sesleriyle, tezahüratlarıyla. Sonra maçın içerisinde skor 2-2 olduğu andan itibaren Şenol Güneş istifa diye bağırdılar. Sonra bir grup yönetim istifa dedi. Sonra Şenol Güneş'e bu takım niye oynamıyor Şenol Hoca? Bırak git, çık bugün git. Için, bu maç için mi diyor yani? Bu maç için. Bu maç ama nasıl oynayacak? Uçacak, kesecekler mi? Bundan daha iyi mi oynanır yani bugün? Ondan sonra 3-2 olduktan sonra zaten skor, evet. Enteresan bir şekilde skor 3-2 oldu. Yeniden Şenol Güneş istifa, Şenol Güneş istifa dediler. Sonrasında yönetim istifa dediler. Sonra ne oldu? Son düdük çaldı. Son düdük çaldıktan sonra Şenol Hoca bütün futbolcularını aldı, orta sahaya götürdü. Tribünlerde Şenol Güneş istifa sesleri yükselirken döndü tribünlere bir tam göster. Al beni, al her şeyi. Evet. Tribünlere şu hareketi yaptı. Bütün takıma da alkışlayın dedi. Hatta bütün tribünlere döndü istifa diye bağırırken, stat istifa diye bağırırken... Hatta hepimiz Alas mı aldık? Ben gidiyorum. Konuyla ilgili. İşte görüntü bu. Görüntüler bu konuyla ilgili. Hoca konusuz. En son ben konuşacağım. Evet. Guti'nin mevzusu o değil. Guti'nin I love Guti, bu Şenol Aykut falan filan değil. Guti'nin mevzusu Şenol Güneş gitsin. Tabii. Guti, 10 maç, 8 maç Guti takımı teslim alsın. Aynen öyle. Evet, doğru. Aykut öpüştü falan filan. Aykut öpüştü çok ciddi anlayan bir konu değil arkadaşlar. Yapmayın. Yok. Şimdi hoca konuşsun, Apo konuşsun, herkes konuşsun. Sonra ben Beşiktaş'la ilgili... Ben kendim konuşayım. Şimdi bu benim dediğim zaten Aykut Hoca'yla değil zaten değil. Görüntüler bunlar. Ahmet Hoca dediğin ne vardı işte bu. Senin dediğin gibiydi. Bir de ayrıca Şenol Güneş hafta içi bir basın toplantısı yaptı. Perşembe günü evet. Evet. Guti yapsın diye biz de burada geçen hafta değil mi? Guti ile devam etsin. Bir deneme olur hem 8-10 maç bir bakılır demiştik. Doğru. Bizim gibi konuşan yorumcular da olmuştu. Guti Şenol Hoca da hafta içi yaptığı basın toplantısında yaptı ya. Orada dedi ki Guti ile ilgili bir soruya. Bu söylenenlerden alınmış. Guti diyorlar dedi, tamam mı?
Ne var? Guti çalışmıyor mu bu takımda? Zaten çalışıyor. Benim yardımcım dedi. Yani o olaya kızmış. Şenol Hoca çok gergin. Şenol Hoca kızmış. Birazdan bir kapak olayı var. O kapak olayını da getireceğiz. Sen git Guti devam kapak etsin var, 8 kapak. Maç diyen yorumculara da, taraftarlara da kızmış Şenol Hoca. Basın toplantısında dedi ki Guti diyorlar dedi. Guti zaten çalışıyor bu takımda dedi. Anladın mı? Kızmıştı. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarı Şenol Hoca'nın Guti'ye karşı böyle bir kızgınlığı olduğunu anladığı için Şenol Hoca'yı bence burada biraz uyuz etmek, rahatsız etmek evet, için aylarca Guti dediler. Hoş, bir de şu var. Diyorlar. Aşağı yukarı ne kadardır? Şenol Hoca'nın karnesini hazırlıyoruz. Benim şimdi takıma bak. Gidiyor, gitmiyor, kalıyor. Ne kadardır lan? Nereden baksan 1-1,5 aydır fazla, var mı? Daha fazla. Fazla. Şimdi burada delikanlı olacaksın kardeşim. Ben çıkacaksın, bir basın toplantısı yapacaksın. Ben milli takıma gidiyorum. Ya da geçen yaptı hafta zaten ya. Zaten Gökmen abi. Ya canım kardeşim. Değil, daha 2,5-3 aydır bu söylentiler varken. Ben bizim de ya, geçen hafta mı? Evvelki hafta mı ne? Sercan'a bu çantı ya. Şenol Güneş'in bir şeyi var. Beyanı var. Kocaman yazmışlar. Fotomaçta mı hangi gazetede bilmiyorum da evde şey. 2017. İki takım çalıştırılmaz diye. 2017 yaptı. Yok, evet. O değil, o değil. O değil mi? Şimdi Şenol Güneş'in şeyi var. Beyanı var. Diyor ki ben diyor burada kalmak istiyorum. Burada kalmak istiyorum ama bana danışan falan yok diyor. Bu lafa bak. Ya o zaman sen milli takıma gitmiyor musun? Gidiyor musun? Belli değil. Fikret Orman çıkıyor başka bir beyanat veriyor. Dedi ya, çık, ya ben tesadüf kuaföre gidiyoruz. Kardeşim, aynı berbere gidiyoruz dedi ya. Çıkın ya ayıp değil hepsine, bu bizim ulusal. Ben sana hepsini açıklık getireceğim. Burası ulusal neticede ne olursa olsun. Beşiktaş'tır, Fener'dir, Galatasaray'dır. Fatih Terim de zamanında bıraktı gitti Galatasaray'ı. Anladın mı? Ulusal milli takım bu tamam gidecek. Gidebilir de kimse kızmaz ki. Ama çıkın delikanlı gibi söyleyin ya. Ben size iki tane hazırlık maçı var orada çalışacağım. Milli takımı sahaya çıkaracağım ama Mayıs'ın sonuna kadar, lig bitimine kadar ben Beşiktaş'ın başındayım. Bitti. Bu arada bitti. Sayın Başkan Fikret Orman maçtan sonra soyunma odasına indi. Ne dedikleri belli uzun değil uzun zamandır ya. İlk defa ben başkanın soyunma odasına indiğini kıvıra kıvıra biliyorum. Bir hal neler konuşulduğunu, ha. Neler olduğunu Sercan Dikme anlatacak kelime kelime. Aa, bir Ahmet Hoca'ma dönüyor şimdi görüntüyle ilgili. Şimdi bakın arkadaş. Beşiktaş taraftarı nankör bir taraftır. Kim hocam? Hocam Beşiktaş. Yapma. Evet hocam, niye yapma? Nankör hakareti açıklıyorum. Tamam dur. Şu anda Beşiktaş tarihini, yüz küsür yıllık Beşiktaş tarihindeki efsanelerin içerisine rahmetli Süleyman Seba abimiz girer mi? Girer tabii hocam. İlk üçte olur mu? Baba Hakkı, tabii Süleyman hocam. Seba ya, ne diğerleri? Evet, doğru mu? Evet. Ya bu taraftar. Evet. Bu taraftar. Şeref Bey. 15-20 sene önce Süleyman abi için, rahmetli Süleyman Seba için sinkaflı bak sinkaflı. Onu söyleyemiyorum Rütük kuralları. Sinkaf git Seba. Şöyle de, Ahmet dursun Seba gitsin dediler. Hayır onun haricinde yani de, onun haricinde evet, de evet. Sinkaflı sinkaf git Süleyman Seba sinkaf git diye bağıran taraftar. İş güzelken efendi dinliyor. Şimdi siz yönetim istifa diyorsunuz doğru mu? Şenol Güneş istifa diyorsunuz. Ya bu yönetim Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 3 yönetiminden biridir. Niye? 1. Adamlar şampiyonluklar yaşadılar. Doğru. Borç çıkmadı. Ne kadar indi onu bilmem. Bana göre dünyanın en güzel stadıdır. Ama devlet katkısı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümetin desteği. Ama ilişkilerle. Stat konduruldu mu yerine? Tertemiz bir statta mısın? Var. Bu stat en az 70 sene gider burada. Var. Ve dünyanın en güzel stadı. Denize hocam, 100 metre. Hocam, şimdi bunları bu yönetim yaptı. Bunlar çağın gerektiğini ama hocam başkası olsun. Ya yaptı. Olacak. Eksik Allah ne Allah. Yaptı? Şimdi 4 yıl veya 5 yıl 6 yıl oldu. 2-3 şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup bile. Gelelim Şenol Güneş'e. Hı. Hocalık yaptığı dönemde 2 şampiyonluk yaşadı. Doğru mu? Yanlışsam da Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşadı. Gruptan ve ağırlığıyla, çıktı. Adamlığıyla da Beşiktaş'ı bence iyi temsil etti. Zaman zaman kaprisli, zaman zaman sert, zaman zaman kırıcı ifadeler olsa bile camiasını iyi temsil etti. Üstelik Beşiktaşlı bir adam değildi. Kadıköy'deki yani. Fenerbahçe maçı hariç. Şimdi ben hocam. O taraftara soruyorum. Orada iyi temsil 15 sene önce Sinkaflı Süleyman Seba'ya git dediniz. Sizi başarıdan başarıya koşturan Şenol Hoca'ya istifa ediniz. Tarihin en başarılı yönetimlerinden biri olan Fikret Orman yönetimine istifa ediniz. Siz kimsiniz kardeşim? Siz kimsiniz? İşte hocam kötü anlamda söylemiyorum. Anlıyorum. Niçin yapıyorsunuz hocam, bunu? Cevap verin beyler. Hocam bir dakika. Bir dakika Sinan. Herkes konuşsun. Evet. Tabii tabii. Herkes evet. Konuşsun. Evet. Benim biz tartışalım. Benim konuşacağım başka çünkü, şeyler var. Sinan evet. Sinan ben çünkü burada bir cümle bir şey söyleyeyim. Tabii ne demek bu? Taraftar ertemseler olarak bir cümle müsaade eder misiniz? Bir cümle hocam. Ne demek? Buyurun kardeşim. Ne demek ya? Hocam bu adamlar o tribünde bağıran çocukların hepsi hani böyle biraz ajitasyon olacak ama evet. Bu çocukların ceplerinde parası olmayan bir bardak çay, bir simitle
bir zeytinle bir peynirle doyan adamlar orada. Şenol Güneş gelip geçici, yani taraftar gelip geçici değil hocam, bir saniye evet. Bak hocam bir saniye. Evet. Şenol Güneş ne zaman çıkmış tribüne hocam? Şenol Güneş hangi tribüne çıkmış? Buradaki adamlar gırtlakları kopan adamlar, bağıran adamlar. Yani sen bu adamların Süleyman Seba'ya sinkaflı küfür etmesini doğru mu diyorsun? Taraftar her zaman haklıdır. Hayır, kabul etmiyorum. Bana göre taraftar her zaman haklıdır. Yanlışı var. Bu evet. Taraftar diyorsa ki yönetim istifa haklı. Şenol Güneş istifa haklı. Şenol Güneş Süleyman Seba'ya. Hocam. Süleyman Seba'ya haklı. Gökmen abi. Sen tribünlere oynuyorsun. Tribünlere oynuyorum tabii ki. Bir dakika Gökmen abiciğim. Tabii ki ben tribünlere oynuyorum şu anda. Çünkü tribünlerden yanayım. Niye tribünlerden yanayım hocam? Neden? Çünkü Şenol, ben de derim ki Şenol Güneş kim, taraftarlar kim? Müsaade. O matematik şekilde tartışacağız. Matematik şekilde. Hocam. Taraftar ne yaparsa haklı mıdır? Her zaman. Hayır, ne yapsa haklı değil. Bu taraftar, yönetim, bu taraftarın abileri. 15 sene önceki. Müsaade et ya, 15 sene önceki abileri. Hocam dediğimi anlamıyorsun da ama. Şinkaf yönetim konusunda taraftar haklı değil. Şinkaf git Süleyman Seba cemalarını haklı buluyor musun? Ya hocam öyle değil. O günün şartlarına göredir hocam. Allah kahretmesin. O günün şartlarına göre hocam. Hocam o günün şartlarına göre değil. Ben başka bir şey söylemiyorum. Sinan abiciğim konuş. Hocam bana İstanbul'un fethini 1453'teki şartlara göre değerlendir. Bir de bugünün şartlarına göre değerlendir. Fatih Sultan Mehmet'e küfür etmek şu anda bu ülke için ne kadar büyük ahlaksızsa, ahlaksızlıksa. Çünkü dünyanın kulvarını değiştirdi. Fatih Sultan, Mustafa Kemal ve diğer büyükler, rahmetliler. Süleyman Sabah'a da küfür etmek aynı şeydir. Şimdi bir dakika, bir dakika. Ahmet evet. Hoca'ya ben de bir cevap vereyim. Ondan sonra Sinan beyler. Zaten camianın adı, insanı olarak son noktayı konuk söyler. Neler hissettiğini hepimizden iyi biliyor Beşiktaş camiası. Şimdi Ahmet Hoca'nın söyledikleri görünürde çok mantıklı gözüküyor değil mi? Fakat Beşiktaş taraftarına sitemini, kızgınlığını dile getiriyor Ahmet Çakar. Ben Türkiye'deki bütün taraftarların buna benzer, bu ve buna benzer birçok şeyin içi onda, birkaç tanesini hemen kısaca sıralayabilirim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yaptı mı? Yaptı. Hele ilk dönemlerinde, ilk 8-10 senesinde Fenerbahçeliler için bir efsane oldu mu? Evet, oldu. Evet. Hele kulübe, Beşiktaş'ın bugünkü yönetiminin yaptıklarını methediyor ya Ahmet Hoca. Onların yaptıklarının 50 katını yaptı. Evet. Fena, belki de Türk tarihinde ilk defa. Tesisleşme anlamında falan. Hı. Hatta 2-3 kere bunaldığında bırakmak istedi. Fenerbahçe taraftarlar yollara çıktı, yürüyüş yaptı. Büyük başkan bizi bırakma diye. Başarısızken bile. Öyle değil mi? Peki sonra nasıl gitti Aziz Yıldırım? Evet. Çok mu? Çok evet. Mu? Bak, futbolun doğasında olan bir şeydir. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş 3 büyük efsanesinden bir tanesi Fatih Terim'dir. Doğru. İkinci gelişinde o protestler, mıratesler, kötü bir dönemler yaşadı biliyor musun? Özencan gönderildiğinde. Rahmetli. O tribünler neler yaptı? Çok mu hayırla yad ettiler Fatih Terim'i giderken, yolcu ederlerken? Takım rezil durumdayken, kötü durumdayken. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş taraftarı bunu yapar, diğer taraftarlar masumdur. Efsanelerine ya da büyük başarılı hocalarına, başkanlarına çok vefalı davranır demek bir kere Beşiktaş taraftarına haksızlık. Ben de daha da örnekler verebilirim. Şimdi Sinan'ın vaktini almamak için kıza geçiyorum. Bir. İkincisi Şenol Güneş 2 sene takımı şampiyon yapmıştır. Yönetimde başarılıdır. Çünkü bu kadroyu Şenol Güneş tarihinde bir daha böyle kadrolarla çalışamayacak. Taliskalar, Sosalar, Gomezler. Çalışmadı zaten antrenörlük döneminde. Çalışsa zaten bir şampiyonluğu olurdu. 30 senedir hocalık yapıyor. İlk şampiyonluklarını Beşiktaş'ta gördü. Tamam mı? Müthiş bir kadro verdi elinde. O da iyi yönetti. 2 sene şampiyon oldu. 2 sene şampiyon, Beşiktaş'ın efsaneleri, Beşiktaş'ın içinden gelen insanlara bile gösterilmeyen teveccühü gösterdiler Şenol Güneş'e. Beşiktaş taraftarı kendi camiasındaki insanlardan daha çok teveccüh ettiler. Öyle değil mi Şenol Güneş'e? Ama futbol böyle bir şeydir hocam. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Hakemlik yaptın. Bu işin ne kadar nankör olduğunu senin bilmen lazım. Peki diğer 2 sene ne oldu? Tarihin en iyi kadrolundan biri geçen sene 4. oldu. Bu sene 3. oldu, liderden 15 puan mı 14 puan mı ne geride? 13. Türkiye Kupası'na katılamadı. Şenol Güneş'in işte bir takım olayları falan Fenerbahçe'deki. Evet. Camia ona sahip çıktı. Sahaya çıkmadı öyle değil mi? Bir de ceza aldılar. Bu taraftar Şenol Güneş'in bir dakika. Sahaya çıkmamasına destek verdi ya. Şimdi bu sene de 15 puan geriye düşmüşün İstanbul'un Başakşehir takımından. Orta Avrupa'da köy takımlarının oynadığı bir gruptan Sarpsok, Marstok. Orada eğlendin. İlk ikiye bile giremedin. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi 2 senede bırakın da camiada. Bir de buna rağmen ben burayı çok seviyorum. Bu milli takım dedikoduları nereden çıkarıyor? Ben berbere gidiyorum. Yıldırım Demirhan da gelmiş. Ben ne bileyim dedikten bir hafta sonra 4 yıllık 3 yıllık imza attın ortaya çıkıyor. Siz de diyorsunuz ki Beşiktaş taraftarı vefasızlık yapıyor. Acaba öyle mi?
Hadi ben aynı görüşte değilim lan. Ahmet Çakar'la. Hadi. Şimdi, hadi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer Şenol Güneş milli takımla anlaşmasaydı Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon sizce devam edecek miydi? Ha, onu sen bilirsin. Edecek miydi sizde? Bence hayır. Tahmini söyle. Bence hayır. Bence. Sence kaçıyor mu yani milli takım? Abi kaçıyor mu? Beşiktaş yönetimi istiyor mu? Devam etsin istiyor muydu acaba? Doğru. Yani önemli olan bunlara bir araştıralım bir, bakalım. Bir de şu var. Bakın. Sen 10 tane maç oynayacaksın milli takımda. Sen takım kulüpte nereden baksan 50-60 tane maç oynuyorsun. Futbol nankör bir oyundur. Genelleme yapacaksın. Evet. Televizyoncu da nankördür, gazeteci de nankördür, taraftar da. Hepimiz nankörüzdür. Nankör. Futbol ailesi hep nankördür. Yani ayırmamak lazım onunla bununla. Çünkü nasıl seni çok bağrına basıyor taraftar, seni çok seviyorsa bunun da tersi vardır hep. Bu hayatın gerçeği bu. Şimdi Şenol Güneş'in istifa yani söylemleri beni bugün çok üzdü, yaraladı. Hele bugün iyi oynayan bir Beşiktaş. Belki maçı 5-6 yapacak Beşiktaş. Ha Konya'nın da penaltısı verirse 3-2 de Konya kazanacak. Ama Sinan sen geçen hafta demedin mi Şenol hocam yapma. Sinan abi elinde böyle yaptın ya. 2 dakikalık bir reklam. Sana bağırılacak reklamdan sonra. Evet. Sen söyledin ya. Reklamdan sonra hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Geleceğim ama ben bildiğim için.